Allah-u Teala kimin hakkında hayır dilerse, bu duaları ona öğretir ve ebediyen unutturmaz. Ey Allah'ım, şüphesiz ben zayıfım. Güçsüzlüğümü rızan içerisinde kuvvetlendir. Alın saçımdan tutup hayra çek. İslam'ı son derece hoşnut olacağım şey yap. Ey Allah'ım, ben gerçekten zayıfım. Beni kuvvetlendir. Ben insanlar arasında hor görülen, zelil bir kimseyim. Beni aziz et. Ben fakirim. Beni zengin et. Faziletleri. Büreyde radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Büreyde! Sana bir takım kelimeler öğreteyim mi ki? Allah-u Teala kimin hakkında hayır dilerse bu duaları kendisine öğretir, ya bizzat bildirir, ya öğreteni yollar. Sonra da bu duaları kendisine ebediyen unutturmaz. Ben, buyur ya Resulallah deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen okunan duayı de buyurdu. Esad Erbili Hazretleri, manevi evlatlarına devamlı zikir halinde bulunmayı tavsiye ederek, kamil bir mümin olmak için La ilahe illallah zikri şerifini çekmelerini söylerdi. Cenab-ı Hak kalp gözünü nurlandırsın. Nasıl ki gül yaprağının her noktasında gül suyu mevcut ise, aynen onun gibi sizin kıymetli vücudunuzun her zerresini de muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleştirsin. Amin. Cenab-ı Hak bir an bile kullarından gafil olmadığı gibi, şeriatın şerefli çizgisinde hareket ederek Rabbini hatırından hiç çıkarmayan kullarını da çok sever. İşte bu sebeple fakirane ricam şudur ki, bu yüce şereften mahrum kalmayalım. Nefsani muhabbetlere meftun olmuş bir kalp ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayalım. Letaiflerin hepsi tasfiyeye muhtaç olduğundan, bir hak yolcusunun sırasıyla bütün latifelerini zikre alıştırması zaruridir. Bir insana gusül gerektiğinde nasıl vücudunun her yerine, hatta her noktasını yıkaması lazım ise, gönül alemini tasfiye etmek isteyen bir kişinin de bütün letaifleriyle, hatta vücudunun her zerresiyle zikretmesi zaruridir. Bir kimse hizmet etmeyi ve bu hizmetinin karşılığında dereceler kazanmayı arzu ederse, yalnız Cenab-ı Hakk'a hizmet etsin. Onun dışındakileri ölü gibi faydasız ve zararsız kabul etsin. İşte o zaman La ilahe illallah kelimesini hakkıyla ifade etmiş ve fiilen yaşamış olur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Duanın hayırlısı istiğfar, İbadetin hayırlısı da kelime-i tevhiddir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanınızı tazeleyiniz buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram hazretleri ey Allah'ın Resulü imanımızı nasıl tazeleyelim diye sordular. Resulullah aleyhisselam da La ilahe illallah sözünü çokça tekrarlayınız cevabını verdiler. Ebu Talib'in kızı Ümmü Haniç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek müracaat etti. Ya Resulallah, ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibadet tavsiye edebilir misiniz? Diye sordu. Resulullah aleyhisselam da 100 defa Subhanallah, 100 defa Elhamdülillah, 100 defa La ilahe illallah de buyurdular. Zikirler içinde bilhassa kelime-i tevhidin toplu olarak söylenmesinin hususu bir kıymeti vardır. Nitekim sahabeden Şeddat bin Evs radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis-i şerifte bu hususa işaret buyurulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunduğumuz bir sırada bize aranızda yabancı biri var mı diye sordular. Burada yabancı sözüyle ehli kitabı kastetmişlerdi. Biz de hayır yoktur ya Resulallah dedik. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam kapıların kapatılmasını emrederek şöyle buyurdular. Ellerinizi kaldırın ve
La ilahe illallah deyin. Ellerimizi bir müddet kaldırıp La ilahe illallah diye zikrettik. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini indirip şöyle dua ettiler. Allah'ım sana hamdolsun. Rabbim beni bu cümleyle gönderdin. Onu söylemeyi ve gereğini yerine getirmeyi bana emrettin. Buna karşılık bana cenneti vaat ettin. Sen vaadinden asla dönmezsin. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdular. Müjdeler olsun size. Muhakkak ki Allah-u Teala sizi bağışladı. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurur. Hakiki zikir, Hakk'ın zikri esnasında masivayı unutmaktır. İşte o vakit kul için Allah-u Teala her şeye bedel olur. Zikir, Allah'ı unutmamak ve her vesileyle onu anmaktır. Zikrin kamil manada ifa edilmesi, kalp ve dilin müşterek bir ahenk içinde Allah'ı anmasına bağlıdır. Aksi takdirde gafil bir kalple yapılan zikrin kıymet ve ehemmiyet azalır. Zikir esnasında kalbin masivadan yani gönlü Allah'tan uzaklaştıran her şeyden irtibatı kesilmelidir. Zikirde kalp tamamen zikrin taşıdığı mananın tefekkürüyle titremelidir. Nitekim ayet-i kerimede müminler ancak Allah zikredildiği zaman yürekleri titreyen kimselerdir. Enfal suresi buyurulmaktadır. İşte bu şekilde kendini tamamen Cenab-ı Hakk'ın zikrine teslim edebilen müminlere maddi manevi nice ilahi nasip ve lütuflar bahşedilir. Nitekim diğer bir ayet-i kerimede siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bakara suresi buyurulmaktadır. Bir kutsi hadiste de Allah-u Teala buyuruyor ki ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim. O beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni kendi içinde zikrederse ben de onu zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Şüphesiz ki Rabbimizin bizi anması, bizim onu zikretmemizle mukayese edilemeyecek derecede çok daha hayırlıdır. İşte bu büyük hayra ve Hakk'ın yakınlığına nail olabilmek için, dil ve gönül ahengi içinde masiva düşüncelerini terk ederek ve kendini Hakk'a ifna edercesine zikretmeye gayret göstermeliyiz. Öte yandan zikrin nuru, zikredenin hali ölçüsündedir. Yani makbul bir zikirde bulunabilmek için halimizi de ıslah etmeliyiz. Evvela haram ve şüphelilerden kendimizi korumalı, sonra da kalbimizi meşgul eden fani muhabbetleri ve masiva düşüncelerini terk etmeliyiz. Unutmayalım ki bu dünya hayatında Rabbimizi gerçek manada ne kadar zikredebilirsek, yarın ukbadaki ilahi vuslatta da o nisbette nail olabiliriz. Yüce Rabbimiz de ayet-i kerimede Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Haşr suresi